Kübele'yim ben. Tanrıça Kübele. Ana tanrıçası Anadolu'nun. Ben Anadolu. Kübele dediler, Kubaba dediler adıma. Sonra Artemisia. Koca kaya anıtları, yontular diktiler saygıma. En son Hitiklerin tanrıçasıydım. Ancak korkunç bir savaşla yanıp yıkıldı Hitik devleti. Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından biri. Nezaket, çalışma azmi, tutku ve cesaret timsali bir kadın. O hayatı tiyatro olan Yıldız Kenter. Kenter ismiyle özdeşleşmiş olan Ben Anadolu oyununu 2007 yılında Londra'da da sahnelemişti. Ben Anadolu 1984 yılında Kenter'in önerisiyle Güngör Dilmen tarafından yazılmıştı. Ve Yıldız Kenter tek kişilik bu oyunu yıllar boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanında sahneledi. Anadolu topraklarında yaşamış olan, bu toprakları yoğurup büyütmüş 16 kadına sahnede hayat verdi. Ve sonunda kendisi de ismi Anadolu'dan hiç silinmeyecek kadınlar arasına girdi. 2007 yılına gidiyoruz. Selin Girit'in hazırladığı özel program, oyun yazarı Güngör Dilmen'le başlıyor. Bu geceki seyirci beni şaşırttı. Çok iyiydi. Sahne sahne oyunu ilgiyle izlediklerine tanık oldum. Tabii çok sevindim. Yıldız Kenter de oyun sonrası bize vermeyi kabul ettiği mülakatında aynı hisleri dile getirerek başladı söze. Çok iyi yakaladılar, çok iyi dinlediler, çok iyi reaksiyon verdiler ve metindeki söylemleri iyi değerlendirdiler. 6000 yıllık bir Anadolu tarihinden aşağı yukarı bahsediliyor. Evet. Ve Anadolu'daki kavgalardan, dinler arası çatışmalardan, aslında halkların kardeşliğinden. Bugüne yansımaları da olan bir oyun aslında, çok değil mi? Çok güncel, çok güncel. Yani baktığınız zaman metne ne kadar güncel olduğunu anlıyorsunuz. Diyor ki, vah şu zamanlara ki mermilerin çeliği bebelerin etinden daha kıymetli diyor. Şimdi bakın dünyaya, bakın şu silahlanan insanlara. Niçin silah, niçin öldürmek, değil mi? Aşk varken, anlayış varken, hoşgörü varken niçin kavga? Niçin ben, o da insan, sen de insansın. Hepimiz aynıyız. Sadece coğrafyalarımız ayrı. Acıkıyoruz, susuyoruz, kızıyoruz, seviniyoruz, sevişiyoruz, doğuruyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz, kıskanıyoruz. Hep bütün insanlar böyle. Yani aynıyız. Ama birisi şimalde yaşıyor, birisi Afrika'da yaşıyor. Bu coğrafyanın verdiği kültür farklılıkları var. Ama insan bütün bu değişik kültürlerde aynı. Hiç farklı değil. Coğrafya aynı olsa bile Anadolu'dan bahsedersek günümüzde de hala bir takım kavgalar, bir takım ayrımcılıklar yapılıyor. Evet. O yüzden de belki bugün bu seyirci çok yakaladı oyunu diye düşünüyorum. Bana da düşünüyorum, düşünüyorum. Yani oyunda bu insanın açgözlüğü, kendi kalıcılığı uğruna başkalarının yaşam hakkını yok etmesi, dini ayırımlar, parasal ayırımlar, bunların hepsine çok hoş dokunmalar var. O açıdan oyun çok güncel, çok güncel. 2 saat sahnedeydiniz. Ben sizi izlerken yorulabilirdim, sizde hiçbir yorgunluk sezmedim. Hala İstanbul'da da oyunlarınız devam ediyor. Anna evet. Karenina devam ediyor Kenter Tiyatrosu'nda. Bir oyununuz daha var, Gece Mevsimi. Bu tempoyu yakalamak zorluyor mu sizi? Hayır, beni koşullar bazen zorluyor. Onun dışında ben sahnenin iyileştirici gücüne inanıyorum. Sahnenin mistik bir stimülan olduğuna inanıyorum. Hasta olduğum zamanlarda performanstan sonra iyileşmiş olarak eve gidiyorum. Koşullardan bahsettiniz. Acaba Türkiye'de tiyatroların bulunduğu koşullarda sizi zorluyor mu? Zamanında İnönü'ye koltuk satmaya çalıştığınız, haciz tabii, geleceği tabii, tehdidi tabii. altında yaşadığınız. Tiyatro çok zor bir hale geldi. Devlet adamları
Eskiden Atatürk'ün izinde tiyatroya çok önem verdiler. Operaya, baleye, konserlere gelirlerdi. En önden izlerlerdi. Sonra oyuncularla konuşurlardı. Onları cesaretlendirirlerdi. Ve bu seyirciyi özendirirdi. Ama şimdi başımızda olanlar zaman zaman artık bir yerden sonra rahmetli Bülent Ecevit bile o kadar meraklıyken tiyatroda birden değişti, politize oldu. Ama onun öyle olması beni çok üzdü çünkü sanatçıdır Bülent Ecevit. Sanatçı aileden gelmiştir, iyi şairdir, düşünürdür, yazardır. Ama politika o kadar yozlaştı ve içine çekti ki bütün politikacıları neredeyse insanlıklarını unuttular. Oysa sanattır insanı insan yapan, sanattır insanı insana tanıtan, hoş gördüren, sevdiren, anlatan. Bir tanesine sorun, bir tek oyuna gitmemişlerdir. Gelmezler. Özendirici de olmazlar. Tiyatroları kahve bile almıyorlar. Maalesef, maalesef. Ben Türkiye'yi eğer Avrupa Birliği'ne gireceksek, ben hiç o taraklarda bizim yok, gireceğimizi de sanmıyorum ama önce sanatçı, sanat yoluyla oraları kurcalamaları gerekir. Sanattır Türkiye'yi dış ülkede bir yere oturtacak olan. Ama onların buna aldırdıkları bile yok maalesef. Son bir şey daha sormak istiyorum. Bir yerde okumuştum. İlkokul birinci sınıftayken size bir ceza verildiğinden, sırtınız dönük tek ayak üstünde bekletildiğinizden bahsediyordunuz. Orada ah ölsem de kurtulsam diye düşündüğünüzü ama sonra cebinizdeki kabak çekirdeklerini hatırladığınızı evet. söylüyorsunuz. Abinizle yolda eve dönerken evet. yiyeceğiniz kabak evet. çekirdekleri. Evet. O çok hoş bir hikaye. Ve sonra artık bana koşma yeter dur diyorlar. Yeter öl diyorlar ama benim çekirdeklerim bitmedi ki diyorsunuz. evet. Çekirdekleriniz hala duruyor mu cebinizde? Duruyor. O, yoksa burada olur muydum şimdi bu içinde bulunduğum koşullarda? Mümkün değil. o çekirdeği yiyeceğim ille cebimden çıkarıp. 60 yılı aşkın tiyatro hayatında bir kez bile perde kapattırmayan, yaşını ima edip kendisine dur diyenlere ama daha yapacaklarım bitmedi ki diyen Yıldız Kenter'i dinledik. Ben de Kenter'in 2007 yılındaki bu performansını o zamanlar öğrenci olarak bulunduğum Londra'da izleme fırsatı bulmuştum. Arşiv odasını Yıldız Kenter'in Ben Anadolu oyunundaki son sözleriyle kapatıyoruz. Hoşçakalın. Oyuncu, ışıklar, renkler, gölgeler. Ben oyuncu, bir varmış, bir yokmuş. Tıpkı o söylencelerdeki kuş gibi kendi küllerinden tutuşan. Ben de yüreğinizden kopacak kıvılcımlarla tutuşabilmek için yeniden eğiliyorum önünüze.